Şimdi siyaset felsefesinde ütopya dediğimiz kavramdan bahsedeceğiz. Ütopya günlük hayatta da kullanıldığı üzere gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da gerçekleşmesi çok zor olan bir takım hayal ürünü devlet tasarıları. Bakalım. Şimdi bazı filozoflar mevcut devlet sisteminde bulamadıkları mutluluk sağlayıcı özellikleri gelecek için tasarladıkları devletler için düşünüyorlar ve biz bunların adına ütopyalar diyoruz. Ütopyaları da kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Olumlu Ütopyalar ve Korku Ütopyaları. Olumlu Ütopyalar adından da anlaşılacağı üzere gelecekteki devleti olumlu şekilde tasarlayan bir takım Ütopyalar olarak karşımıza çıkacak. Bunlardan birincisi, burada tabii bir sürü Ütopya var ama biz en önemlilerini anlatacağız. Birincisi Platon'un Devlet isimli Ütopyası. Bu Ütopya'da üç tane sınıf var çalışanlar, askerler ve yöneticiler. Yöneticiler aynı zamanda filozof olan krallardır. Bunlar ve askerler mülk edinemezler ve aile kuramazlar. Çünkü mülkiyet sahibi olurlarsa eğer adaletli olamazlar. Devlet toplumun mutluluğu için vardır Platon'un Ütopya'sında. Farabi'nin Erdemli Şehir adlı bir Ütopya'sı var. Burada da bu devleti yöneten kişiler peygamber ve filozofun erdemlerine sahip olan bir yönetici. Thomas More'un Ütopya isimli eserinde yine bir ideal devlet anlatılır. Bu bir ada devletidir. Bu devlette özel mülkiyet yoktur. Devlet hiçbir şekilde para kullanmaz. Her şey ortaktır. Her türlü din özgürlüğü vardır ama köleler de vardır. Campanella'nın Güneş Ülkesi isimli ütopyasında tek kişi yönetir devleti. Aile kavramı yoktur. Kadın ve erkeklerin birlikteliğini devlet düzenler ve özel mülkiyet yoktur. Bacon'ın Yeni Atlantis isimli ütopyası ise bilimsel araştırmaların egemen olduğu bir adanın tasarlandığı ütopyadır. Bir de korku ütopyaları var. Bunlar da geleceğe dair olumsuz ütopyaları anlatır. Yine en meşhurlarına bakalım. Cesur Yeni Dünya, burada şu anlatılır teknoloji çok ilerlemiştir iletişim ve ulaşım bütün mesafeleri ortadan kaldırmıştır böyle bir dünyadan bahsedilir bu dünyada evlilik yoktur aile yoktur çocuklar tüp bebek olarak dünyaya gelmiştir. Kültürel varlıklar, tarih bilinci bunlar tamamen yok olmuştur, düşünmeye yer yoktur, insanlar robot gibi çalışmaya koşulanmışlardır. Ve George Orwell'ın 1984 isimli Ütopya'sında da dünya devletleri üç büyük blokta toplanmıştır. Toplum acımasız diktatörlerin baskısı altındadır, insanlar devlet tarafından izlenirler ve kişiliksiz, ihbarcı ve korkaktırlar.